Milli İrade'nin gür ve güçlü sesi Bursa TV ekranlarından herkese günaydınlar. Değerli izleyenler, bugün 7 Mayıs 2018 Pazartesi, haftanın ilk gününde, ilk iş gününde Sabahın Demih programıyla karşınızdayız. Öncelikle yayınımızı 88.3 Sancak FM'den de canlı olarak sizlerle paylaşıyoruz hatırlatmasını yapalım. Sabahın Demih'inde dünden bugüne yansıyan haberler, yerel ve ulusal gündemle gazete başlıklarını ekranlarınıza taşıyacağız. İstiklal Marşımızla programımız başlıyor. Korkma, İçeri ses alabilir miyim biraz? Yeterli. O benimdir, o benim milletimindir ancak. Çatma, kurban olayım çevrene ey nazlı hilal. Kahraman ırkıma bir gün ne bu şiddet bu celal. Sana olmaz dökülen kanlarından sonra helal. Hakkadır, hakka tapan milletimin istiklalı. Hangi çılgını bana zincir vuracak başı? Şaşarım, kütremişse gibiyim mi? Bendim içine düşerim. Yırtarım dağları, ezginlere sığmam taşarım. Kalbinden farkını sarmışsa çelik zırhlı duvarı. Evet, tüylerimizi diken diken eden İstiklal Marşımızla programımıza başladık değerli izleyenler ve şimdi de bir gündeme bir göz atalım. Dünden bugüne yansıyan haberlerle Sabahın Demih'i başlıyor. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti İstanbul 6. olan İl Kongresi'nde seçim manifestosunu açıkladı. Erdoğan, ahdim olsun ki faizler, enflasyon ve cari açık düşecek. Yerli otomobil ve savunma sanayi alanındaki projelerimiz süratle hayata geçecek ifadelerini kullandı. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti İstanbul 6. olan İl Kongresi'nde seçim manifestosunu açıkladı.
Erdoğan, faizler, enflasyon ve cari açığın düşeceğini söyleyerek, yerli otomobil ve savunma sanayi alanındaki projelerin süratle hayata geçirileceğini ifade etti. Ahde vefa gösterdik. Bundan sonra da aynı şekilde devam edeceğiz. İşte şimdi buradan milletimle ahitleşiyorum. Ahdim olsun ki yeni dönemde Türkiye muasır medeniyet seviyesinin üstüne çıkacak. Türkiye küresel bir güç olarak dünya sahnesindeki yerini alacak. İhracattaki yükselişimiz hızlanarak devam edecek. Enerjide dışa bağımlılığımız büyük oranda azalacak. Yüksek teknolojili ürünlerde yerlilik oranı artacak. Yerli otomobil ve savunma sanayi alanındaki projelerimiz süratle hayata geçecek. Şehirlerimiz kültür, sanat üreten kimlikli şehirler haline gelecek. Bölge ve sektör bazlı teşviklerle istihdam artışı sağlayacak yeni fabrikaların önü açılacak. Ahdim olsun ki faizler, enflasyon ve cari açık düşecek. Türk ekonomisi dış şoklara ve finansal saldırılara daha dirençli hale gelecek. Erdem, irade ve cesaretle Türkiye'nin şahlanacağını belirten Erdoğan, 24 Haziran'da da bu şahlanışa talip olduklarını dile getirdi. Parıldayan gözlerinizde, ak alnınızda, iman dolu kalbinizde, bükülmez bileğinizde, çelikten sinenizde, dualı dillerinizde bir şahlanış görüyorum. Erdem, irade ve cesaretle Türkiye'nin şahlanışını görüyorum. Cumhuriyetimizin ikinci yüzyılına girerken kuruluşunu ve dirilişini tamamlamış bir milletin yeniden yükselişini görüyorum. Tıpkı Kasım 2002'de, Temmuz 2007'de, Haziran 2011'de, Ağustos 2014'te, Kasım 2015'te, 16 Nisan 2017'de olduğu gibi 24 Haziran'da da biz bu şahlanışa talibiz. Birlik beraberlik mesajı veren Erdoğan, adaletin devletin temelini oluşturduğunu vurguladı. Ekonomide, devlet hizmetlerinde, çalışma hayatında, eğitimde, siyasette ve diğer tüm alanlarda adaletin tesisi siyasetimizin amacını oluşturmaya devam edecektir. Zira adalet bizim medeniyetimizin kurucu ilkesidir. Biz inanıyoruz ki adalet güneşinin doğacağı ilk yer idarecinin kalbidir. Devletin, mülkün, nizamın, sosyal barışın temeli adalettir. Onun için insanı yaşat ki devlet yaşasın anlayışını şiar edindik. Kuruluş ve diriliş döneminin kaçınılmaz çalkantıları içerisinde huzurundan özellikle olan, kendisini ötelenmiş hisseden, hakkını alamadığını düşünen herkese devletimizin şefkat, merhamet ve adaletli kolları sonuna kadar açıktır. Milletimizin huzuruna, birliğine, dirliğine düşmanlık etmeyenler, bizimle aynı rüyayı görmeseler, aynı ideali paylaşmasalar bile aynı derecede değerlidir. Bu zamana kadar yanımızda olmayan ya da karşımızda bulunanlara da diyorum ki milletimiz bir bütündür. Her bir vatandaşımızın iradesi değerlidir. Başbakan Binali Yıldırım da AK Parti İstanbul 6. olağan il kongresinde konuştu. Yıldırım, 24 Haziran'ın Türkiye için bir milat olduğunu ve
vesayetin yok olması için önemli bir tarih olduğunu ifade etti. Başbakan Binali Yıldırım, AK Parti İstanbul 6. olağan İl Kongresi'nde seçime yönelik önemli değerlendirmelerde bulundu. Yıldırım, 24 Haziran seçimlerini Türkiye için bir milat olarak niteledi. 24 Haziran'da yeni dönemde 2023'e Cumhuriyetimizin 100. yılına doğru emin adımlarla devam ediyor. Değerli yol arkadaşlarım, 24 Haziran Türkiye için bir milattır. 24 Haziran vesayetin bir daha geri gelmemek üzere yok olması için önemli bir tarihtir. Başbakan Yıldırım, Türkiye'nin geleceği için AK gençliğin, AK kadınların ve AK kadroların ayakta olduğunu vurgulayarak yeni bir döneme girileceğini ifade etti. İstanbul, dünya şehri. İstanbul, payitahtlar şehri. İstanbul'a memleket sevdalısı Recep Tayyip Erdoğan 1994'te belediye başkanı olduğunda maalesef vesayet odakları o günde hazmedemediler. Saçma sapan sebeplerle sadece şiir okuduğu için hapse mahkum ettiler. Çünkü Recep Tayyip Erdoğan'ı Türkiye için vesayet odakları tehdit olarak gördüler. O yüzden siyasetten men etmeye çalıştılar. Hatta daha ileri gittiler. Muhtar bile olamaz dediler. Ama bu aziz millet onu cumhurbaşkanı yaptı. Milletin adamını, milletin idaresinin başına getirdi. İşte Pınarhisar'dan sonra başlayan yolculuk bugün 16. yılını doldurdu. Evet, bundan sonra yeni bir döneme giriyoruz. Yeni dönem nedir? Cumhurbaşkanlığı, hükümet sistemi. Aslında milletimiz bu kararı çoktan verdi. 16 Nisan 2017'de bu kararı millet verdi. Durmak yok, kutlu yürüyüşe devam dedi. Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, 1915 Çanakkale Köprüsü'nün çalışmalarıyla ilgili bilgi verdi. Arslan, köprünün 18 Mart 2022'de hizmete açılacağını söyledi. 1915 Çanakkale Köprüsü'nün açılış tarihi belli oldu. Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, 1915 Çanakkale Köprüsü çalışmalarıyla ilgili bilgi verdi. Kule yüksekliklerimiz 318 metre olacak. Yani 3. ayın 18'i. O da Mart. Evet, 3. ay Mart 18. O da bir simge. Zaten bu simgeyi pekiştirmek adına biliyorsunuz geçen sene temelini attık 18 Mart'ta. 18 Mart'ta evet. Bu sene 18 Mart'ta da Sayın Cumhurbaşkanımızın katılımlarıyla hem kazıkları çakmaya başladık. Yani köprünün evet, kule ayaklarının oturacağı yerdeki kazık çakma işlemlerini başlattık. Hem de kule ayaklarının oturacağı keson betonlar vardı, beton bloklar vardı, iki tane. Onların da inşaatını fiilen Sayın Cumhurbaşkanımızın katılımlarıyla başlattık. Bakan Arslan, kuleler arası açıklığın 2023 metre olacağını söyledi. Ayak açıklığı, kuleler arası açıklık 2023 metre olacak. Cumhuriyetimizin kuruluşunun 100. yıl dönümünün simgesi 2023. Köprünün 18 Mart 2022 tarihinde hizmete girmesi planlanıyor.
Değerli izleyenler, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Fransa'da 300 yazar ve siyasetçinin Kur'an'dan bazı ayetlerin çıkarılmasını istemesine tepkide bulundu. Kalın, Kur'an-ı Kerim kimsenin yapboz tahtası değildir dedi. Fransa'da 300 yazar ve siyasetçinin Kur'an'dan bazı ayetlerin çıkarılması isteğine Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın'dan yanıt geldi. Fransa'da aralarında eski Fransa Cumhurbaşkanı Nicolas Sarkozy'nin de olduğu 300 Fransız yazar ve siyasetçi Kur'an-ı Kerim'den bazı ayetlerin çıkarılması için bir manifesto yayımladı. Nedeni ise o ayetlerin şiddet ve Yahudi düşmanlığı yaydığı iddiasıydı. Kalın Twitter hesabından, Kur'an-ı Kerim kimsenin yapboz tahtası değildir, kutsal kitabımızdır. Vahyolunduğu gibi kıyamete kadar korunacaktır. Antisemitizm Avrupa'da ortaya çıkmış bir nefret ideolojisidir. Bu sorunu çözmek isteyen Batılılar kendi kaynaklarını sorgulasınlar ifadelerini kullandı. Türkiye ihracatının lideri otomotiv endüstrisi grafiğindeki artış 27 aydır aralıksız sürüyor değerli izleyenler. Sektörün ihracatı %27 artışla 2 milyar 903 milyon doları buldu. Uludağ Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliği'nin Nisan ayı verilerine göre sektörün ihracatı %27 artışla 2 milyar 903 milyon dolar oldu. Geçen Mart'ta 3.1 milyar dolarla aylık bazda tüm zamanların rekorunu kıran otomotiv, Nisan'da ise aylık bazda en yüksek ikinci ihracat rakamına ulaştı. Sektörün son 3 aylık ihracat ortalaması 3 milyar dolara yükseldi. Ocak-Nisan dönemi ihracatı ise %20 artışla 11 milyar 130 milyon dolar olarak gerçekleşirken, sektörün Türkiye'nin toplam ihracatından aldığı payda %21.5'i buldu. Ürün grupları bazındaysa Nisan'da otomotiv yan sanayi ihracatı %30 artışla 953 milyon, binek otomobil ihracatı %29 artışla 1 milyar 245 milyon, eşya taşımaya mahsus motorlu taşıtlar ihracatı %16 yükselişle 473 milyon ve otobüs, minibüs, midibüs ihtiyacı da %6 artışla 149 milyon dolar oldu. Türk savunma sanayisinin önde gelen araç üreticilerinin yerli ve milli araç prototipleri görücüye çıkıyor. Yeni Kobra 2 yük taşıyıcı zırhlı aracın da ilk kez sergileneceği Efes 2018 fuarı 7-11 Mayıs tarihleri arasında Türkiye'nin ev sahipliğinde gerçekleşecek. Efes 2018 Birleşik Müşterek Fiili Atışlı Tatbikat kapsamında düzenlenen fuarla 35 firma yeni araçlarını savunma sanayi sergisinde vatandaşlarının izlenimine sunacak. Efes 2018 fuarında Kobra 2 yük taşıyıcı zırhlı araçla ilk kez görücüye çıkacak. Araç Türk mühendisler tarafından yerli ve milli olarak tasarlandı. Gece gündüz zorlu arazi iklim koşullarında görev yapabilen araç, farklı operasyon bölgelerinde de ihtiyaçlara cevap verebilecek. Yüksek taşıma kapasitesiyle dikkat çeken zırhlı, 2,5 ton yük taşıma imkanı sunuyor. Milli araç, yük taşıma amacının dışında farklı görevler de yerine getirebiliyor. Aracın kasasına monte edilen uçak savar silahıyla hem yakın koruma hem de savunma ateş gücü sağlanıyor. Araçta sürücü dahil iki personel bulunuyor. Demir, deniz ve hava yolu gibi ulaşım alternatifleriyle taşınabiliyor. Saatte 110 km hıza çıkabilen araç 700 km menzile sahip. 5.56 ve 7.62 mm silah ve 120 mm havanla dosta güven düşmana korku salıyor.
Evet, milli silahlarımızla Türk Silahlı Kuvvetleri de güçlenmeye ve büyümeye devam ediyor değerli izleyenler. Roketsan tarafından geliştirilen ve tamamı yerli üretim olan 302 mm güdümlü füze ve silah sistemi Kasırga'ya yeni bir sistem eklenmesiyle füze menzili 120 kilometreye çıkarıldı. Dünyanın hayranlıkla seyrettiği ve takdir ettiği milli silahlarımızdan Kasırga, yeni eklemeleriyle artık çok daha güçlü. Milli imkanlarla tasarlanan ve üretilen 302 mm füze ve silah sistemi Kasırga, yüksek isabet ve tahrip gücüne sahip. Sisteme K artı projesiyle güdüm ve pot kabiliyeti de eklendi ve menzil 120 kilometreye çıktı. Bu sayede Kasırga 30 kilometreden 120 kilometre mesafeye kadar kritik nokta hedeflerini yoğun ve etkili biçimde vurma imkanına kavuştu. %100 yerli ve milli bir sistemle geliştirilen Kasırga, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin vurucu yeteneğini de önemli ölçüde artırdı. Kasırga'yla Türkiye, hem kendi ihtiyaçlarını yerli ve milli imkanlarla karşılarken, hem de bu teknolojiyi dost ve kardeş ülkelere de satan bir ülke konumuna geldi. Derinlikteki kritik bölge hedeflerini oldukça başarılı bir şekilde vuran Kasırga, katı kompozit yakıt teknolojisine sahip. Kasırga roketleri sabit çelik tüpten fırlatılabildiği gibi kötü hava ve çevre koşullarına karşı yüksek koruma ve daha kolay ve süratli doldurma ve boşaltma imkanı sağlayan izoleli pot içerisinden de fırlatılabiliyor. Sırada kamuda çalışmak isteyen adaylara güzel bir haber var. Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu, psikolog, diyetisyen, şoför, büro ve yurt yönetim memuru olmak üzere 1222 kişiyi istihdam edecek. Hiçbir genç açıkta kalmayacak parolasıyla son yıllarda gerçekleştirdiği atılımlarla yurt sayısını 766'ya, yatak sayısını da 635.757'ye yükselten Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu personel sayısını da artıracak. KYK Genel Müdürlüğü Merkez Teşkilatı'na 10 diyetisyen ve 5 destek personeli, Taşra Teşkilatı'na 162 diyetisyen, 44 psikolog, 162 büro personeli ve 81 destek personeli olmak üzere 464 sözleşmeli personel alımı yapacak. Yerleştirmede usulüne uygun başvuru yapanlar arasından KPSS B grubu puan sıralamasının esas alınacağı kaydedilen açıklamada 463'ü kadın, 293'ü erkek olmak üzere toplam 756 sözleşmeli yurt yönetim personeli alınacağı ve alımların sözlü sınavla yapılacağı ifade edildi. 9 Mayıs'ta başlayacak başvurular 18 Mayıs saat 23.59'a kadar Gençlik ve Spor Bakanlığı personel alımı online başvuru sistemi üzerinden elektronik ortamda yapılabilecek. Yurt içinde ve sınır ötesinde terör operasyonları başarıyla devam ediyor değerli izleyenler. Güvenlik güçlerince YPG PKK'ya karşı son 20 ayda düzenlenen operasyonlarda aralarında üst düzey yöneticilerin de olduğu yaklaşık 150 sözde sorumlu etkisiz hale getirildi. Mehmetçik teröristlere darbe üstüne darbe indiriyor. Güvenlik güçleri PKK'nın üs olarak kullanmak istediği Hakkari, Bitlis, Tunceli, Şırnak ve Diyarbakır kırsalı başta olmak üzere Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgeleriyle sınır ötesinde operasyonlarını yoğun şekilde sürdürdü. Operasyonlarda gerek mühimmat, gerekse üye bakımından büyük kayıp veren PKK, uzun yıllar örgütte bulunan bazı teröristlerin de pişmanlık duyarak teslim olmasıyla taktik değişikliğe gitti. Terör örgütü kanlı eylemlerini sürdürmek ve tükenmişliklerini yansıtmamak adına genç ve tecrübesiz olanları adeta ölüme terk etti.
Durumun farkına vararak sözde örgüt yöneticilerine karşı çıkan birçok teröristi de bu süreçte infaz etti. Örgütün sözde grup sorumlularının telsiz konuşmalarında da operasyonlarda çok zayiat verdikleri ve yeni katılımların olmadığını söyledikleri belirlendi. Katılımın azalması ve üst üste çok sayıda kayıp verilmesiyle örgüt içinde panik yaşandı. Eylemlerini gerçekleştirecek eleman bulamayan terör örgütü, uzun yıllar silahlı çatışmaya girmeyen sözde sorumlularını sahaya sürdü. Mehmetçik, PKK'ya son yılların en ağır darbesini indirerek, örgütün sözde bölge, cephe, alan ve grup sorumlularından oluşan, aralarında İçişleri Bakanlığı'nın aranan teröristler listesinde yer alanların da bulunduğu yaklaşık 150 sözde sorumluyu etkisiz hale getirdi. İzmir'de Fethullahçı terör örgütüne ait 118 hücre evine operasyon düzenlendi. Operasyonda aralarında örgütün İzmir il sorumlusunun da olduğu 72 şüpheli gözaltına alındı. Polis ekiplerinin Fethullahçı terör örgütüne yönelik mücadelesi sürüyor. İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında FETÖ-PDY üyelerinin saklandıkları hücre evlerine operasyon için düğmeye basıldı. Güvenlik güçleri tarafından belirlenen 118 hücre evine eş zamanlı operasyon düzenlendi. Evlerde yapılan aramalarda 75 bin Türk lirası, 17 bin dolar ve 1500 avro nakit parayla çok sayıda örgütsel doküman ve dijital malzeme ele geçirildi. Ele geçirilen dokümanlarda operasyon sırasında örgüt mensuplarının nasıl davranması gerektiği yönünde yazılı talimatlar da bulundu. Sözde İzmir il sorumlusunun evinde yapılan aramadaysa gizlenmiş örgüt elebaşı Fethullah Gülen tarafından adına imzalanmış kitap ele geçirildi. Ayrıca ailelerinden koparılan çocuklara terör örgütünün amaçları doğrultusunda eğitim verildiği ortaya çıktı. Operasyonda aralarında Türk Silahlı Kuvvetleri sorumlularının da bulunduğu 72 kişi gözaltına alındı. Değerli izleyenler, Erzurum Havalimanı'nda İstanbul'a gitmek için kalkışa hazırlanan yolcu uçağının sağ motorunda yangın çıktı. Yangın nedeniyle uçaktaki yolcular acilen tahliye edildi. Kalkışa hazırlanan uçakta yangın çıktı. Yolcular korku dolu anlar yaşadı. Erzurum Havalimanı'ndan İstanbul'daki Uluslararası Sabiha Gökçen Havalimanı'na gitmek üzere kalkışa hazırlanan yolcu uçağının sağ tarafındaki motordan kıvılcımlar çıkmaya başladı. Durumu fark eden pilotun motorları durdurmasının ardından uçaktaki yolcular görevliler tarafından tahliye edildi. Olaya müdahale eden havalimanı itfaiye ekipleri yangını kısa sürede söndürdü. Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Ali Nur Aktaş ilçelere yönelik ziyaretlerini sürdürüyor. Büyük Orhan'da muhtarlarla bir araya gelen Aktaş yaptığı konuşmada muhtarlarla diyaloğun önemine dikkat çekti. Bursa'da yaşanan trafik kazasında 3 kişi hayatını kaybetti. Bursa Orhaneli Karayolu'nda akrabalarının düğününden dönen araca bir tırın çarpması sonucu otomobilde bulunan 6 kişiden Mustafa Koçan, Recep Altın ve İsmail Acar hayatını kaybetti. Üç şahsa ağır yaralandı. Yaralılar Uludağ Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırıldı. İddiaya göre kazanın ardından paniğe kapılan tır şoförü olay yerinden kaçtı. Kazayı gören diğer vatandaşlar jandarmaya haber verdi. Olay yerine gelen ekipler çevrede yoğun güvenlik önlemi aldı.
Düğünden köylerine dönen diğer akrabaları ise olay yerinde gözyaşlarına boğuldu. Olay yerinde yapılan incelemelerin ardından cenazeler Bursa Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı. Jandarma ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı. Bursa'nın İnegöl ilçesinde iki kişi arasında çıkan tartışma kavgaya dönüştü değerli izleyenler. Arbede sırasında silahla vurulan 33 yaşındaki Rıdvan Çakır hayatını kaybetti. Tartışma büyüdü, kavgaya dönüştü. İnegöl'de yaşanan olayda husumet kanlı bitti. Şuradan bir uzaklaşalım, bir uzaklaşalım. 33 yaşındaki Rıdvan Çakır, daha önce husumetli olduğu Abdullah Kurt'la inşaat halindeki İnegöl Belediyesi binası önünde karşılaştı. İki kişi arasındaki tartışma bir anda kavgaya dönüştü. Kavga sırasında Abdullah Kurt belindeki silahla Rıdvan Çakır'a ateş etti. Kafasına ve karın bölgesine kurşun isabet eden Rıdvan Çakır kanlar içinde yere düştü. Ağır yaralanan şahıs olay yerine sevk edilen 112 acil servis ambulansındaki sağlık ekibinin ilk müdahalesinin ardından İnegöl Devlet Hastanesi'ne götürülerek tedavi altına alındı. Rıdvan Çakır hastanede yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Olay yerinden kaçan Abdullah Kurt daha sonra emniyete giderek teslim oldu. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Bir anlık dikkatsizliği hayatına mal oluyordu. Bursa'nın Gürsu ilçesinde bir işçinin 3. kattan düşmesi güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Metrelerce yükseklikten yere çakıldı. O anları kameralar saniye saniye kaydetti. Bursa'nın Gürsu ilçesi Zafer Mahallesi'nde meydana gelen olayda 4 katlı binanın dış cephesinde çalışan Yılmaz Kılıçkaya sabah saatlerinde işe geldi. Binanın 3. katında çalışmaya başlayan Kılıçkaya dengesini kaybederek iskeleden düştü. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine 112 acil servis ekipleri sevk edildi. Yapılan ilk müdahalenin ardından Kılıçkaya Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Yılmaz Kılıçkaya'nın durumunun ağır olduğu öğrenildi. Türkiye'nin birçok ilinden Bursa'ya gelen görme engelli bisikletçiler Uludağ'ın zirvesine pedal çevirdi. 40 kilometrelik zorlu tırmanışta görme engelli bisikletçiler bisikletin gündelik hayata dahil edilmesi gerektiğine dikkat çekti. Türkiye'nin farklı yerlerinden gelen görme engelli bisikletçiler Uludağ'ın zirvesine pedal çevirdi. Bursa'da özel bir şirket tarafından 4 tandem bisikletiyle tırmanış gerçekleştiren görme engelli bisikletçilere 20'ye yakın bisikletli eşlik etti. Tarihi Bursa surlarından başlayan zorlu yolculuk Pınarbaşı istikametinden Uludağ'a doğru devam etti. Görme engelli bisikletçiler geçtikleri yolları görmeseler bile Uludağ'ın temiz havasında spor yaparak oksijen depoladı. Vallahi çok heyecanlıyız. Denize'den geliyorum ben. Denize Eşpedal'dan. Bursalılarla buluştuk. Çok güzel bir karşılamalar vardı. Hatta dün davul vardı diyebilirim. Uludağ'a tırmanacağız. Heyecanlıyız. Dilerim 40 kilometreyi iyi bir şekilde aşarız. Ben Bursa'dan katılıyorum. İsmim Ferhat Selvi. İlk defa tırmanıyoruz Uludağ'a. Çok heyecanlıyım. Yani böyle değişik kentlerden gelen arkadaşlarla aynı şeyleri yapmak çok hoşuma gidiyor. Heyecanlıyız. Güzel bir şeyler yapmak istiyoruz. Devam edeceğiz. Bursa şehirler arası otobüs terminalinde asker uğurlamaları nedeniyle tatlı bir telaş yaşanıyor. Ellerinde meşalelerle kınalı kuzularını peygamber ocağına yolcu eden binlerce kişinin gurur dolu görüntüleri geliyor ekranlarınıza.
Her gün binlerce kişinin giriş çıkış yaptığı Bursa terminalinde 98'e 2 tertip uzun dönem askerlerin uğurlanması nedeniyle renkli görüntüler ortaya çıkıyor. Askerleri görev yerlerine uğurlamak için gelen aileleriyle dost ve akrabaları terminale akın etti. Gruplar özellikle akşam ve gece saatlerinde terminalde izdiham oluşmasına neden olurken, uğurlamalar sırasında davul ve zurnalar da ortama renk katıyor. Yaktıkları meşalelerle terminali tribüne çeviren vatandaşlar, asker adaylarını sırtlarına alarak en büyük asker bizim asker nidalarıyla binecekleri otobüslere kadar taşıyor. Asker uğurlamaları sırasında otogarda yaşanan yoğunluk, otobüs şoförleri ve peron görevlilerine zaman zaman zor anlar yaşatsa da, milli bir görev olan askerlik nedeniyle onlar da bu tatlı telaşa ortak oluyor. Uğurlamalara katılan asker adaylarının aileleri, dost ve yakınları da hatıra fotoğrafları çektirerek o anları ölümsüzleştiriyor. Havaların ısınmasıyla birlikte Bursa Karacabey'de bulunan ayı barınağındaki ayılar da güzel havanın tadını çıkarmaya başladı. Doğal ortamlarını aratmayan barınakta ayılar bakıcılarının özel programıyla besleniyor. Bursa'nın Karacabey ilçesinde bulunan ayı barınağında yaşayan ayıların keyfine diyecek yok. Havaların da ısınmasıyla güneşin tadını çıkaran ayıların güreşi renkli görüntülere sahne oldu. Birbirini yere yatıran iki erkek ayının oyunu güreş sahnelerini aratmadı. Veteriner hekim Aziz Can Sezer, ayıların barınaktaki yaşam şartlarıyla ilgili bilgi verdi. Bu hayvanlar burada hayatlarının sonuna kadar bizimle birlikte kalıyorlar. Burada hayatlarını tamamlıyorlar. Yaklaşık 30 yıllık bir ömürleri olan ayılar burada 40 yıla yakın yaşıyorlar. Beslenme şartları ve yaşam olanakları oldukça iyi olduğundan dolayı yaşam ömürleri 40 yıla kadar çıkabiliyor. Geçmişte yaşanılan tren kazaları, beraberinde gelen ölümler ve bitmek bilmeyen feryat dolu günler. Türkiye o günleri unutmadı değerli izleyenler, bir bir ders aldı. 2002'den bu yana gelişen teknolojiyle birlikte büyüyen Türkiye, servetine servet kattı. Korkunç tren kazaları yerine... Türkiye bu görüntüleri unutmadı. Her defasında ders alarak yeniden ayağa kalktı. AK Parti hükümetiyle birlikte... Gücüne güç katarak yeniliğin anlamını yeniden yazmaya başladı. Yeni Türkiye daha önce şahit olmadığı, tecrübe etmediği, hayalini kuramadığı büyük hizmetleri bir bir hayata geçirdi. Türkiye dünyayla yarışan ülke haline gelirken en güçlü zeminlerinden birini ulaşım alanında kurdu. Dağlar delindi, köprüler kuruldu, yollar kısaldı. Ülkenin 100 yıldır kurduğu hayal gerçek oldu. Ulaştırma Bakanlığı, yeni Türkiye'nin ulaşım konusunda itici gücü oldu. Türkiye Cumhuriyeti ilk defa hızlı trenle buluştu. Yüksek hızlı tren ilk seferini Ankara-Konya arasında gerçekleştirdi. Saatlerce süren yolculuklar saatte 250 km hızla birlikte 1 saat 15 dakikaya düşürüldü. Hayati tehlikenin yüksek olduğu, bozuk ray sistemlerinin üzerinde giden trenler yerine daha rahat ve konforlu trenler geldi. 1980'den 2002 yılına kadar geçen süreçte kazalar, beraberinde gelen ölümler ve feryatlar bitmiyordu.
AK Parti hükümetiyle birlikte hepsi mazide kalırken yerini daha güvenilir ve kaza riski en aza indirilmiş yüksek hızlı tren aldı. Trenin business bölümünde iki bir düzeninde deri kaplı koltuklar, 4 ayrı kanaldan en az 4 saat süreyle müzik yayını yapabilecek ses ve görsel yayın sistemi yer alırken, birinci sınıf yolcu bölümünde 2-2 düzeninde kumaş kaplı birinci sınıf koltuklar ve müzik sistemi yer alıyor. Koltuk arkalarında ve tavanda yine LCD ekranın bulunduğu setlerdeki tekerlekli sandalye bölümü ve özel dizayn edilmiş tuvaletler, engelli vatandaşların ihtiyaçlarına da cevap veriyor. Evet değerli izleyenler, eski Türkiye ile yeni Türkiye arasında neler değişti? Saymakla bitiremeyiz ama sadece birkaç tanesini hatırlatmak amacıyla küçük bir araştırma yaptık. Kocaman bir liste çıktı karşımıza. Onlardan bazıları. İşte çılgın proje, Kanal İstanbul ve diğer projeler. Zam daha. Ekmeğe, süte, ete zam. Kağıda %400, tuza %550, gübreye %500 ile %750 arası zam. Perişan olanlar var. Bugün bayram için bir şeyler alamayan insanlarımız var. Çok rica ediyorum. Devleti bu ayıptan kurtarsaydı. Biz sorumlu oluruz. Ama başarısızlığının sonuçları bütün ülkeye mal olacak. Türk lirasının faiz oranları daha da fazla yükselmiştir. Yıllık bazda %1000'e kadar çıktığını biliyorsunuz. Yılı ve öncesini, yaşam zorlukları ve siyasi çekişmeleri hatırlayan Türkiye, o dönemden sonra inanılması güç bir şekilde yenilendi. İşte dünyanın bile hayretler içerisinde kaldığı eski Türkiye ve yeni Türkiye arasındaki inanılması güç farklar. Deniz sektöründe 2003 yılında 37 adet tersane varken bu sayı 93'e çıkarıldı. Fatih projesiyle okullara bilgi araçları ilave edildi. Geniş bant, internetin bütün dersliklere ulaştırılması, derslere ait e-içeriklerin geliştirilerek yaygınlaştırılması sağlandı. Birinci proje kapsamında derslikler, dizüstü bilgisayar, projeksiyon cihazı ve akıllı tahtayla zenginleştirilirken öğrencilere de tablet dağıtıldı. Türkiye'deki aktif havalimanı sayısı 2003 yılında 26 iken sayı 55'e çıktı ve bunların 23'ünde uluslararası uçuşlar yapılabiliyor. Müzik 2011'de çılgın proje olarak açıklanan Kanal İstanbul projesiyle ilgili hazırlıklar büyük oranda tamamlandı. Resmi adıyla Kanal İstanbul şehrin Avrupa yakasında faaliyete geçirilecek. Hazırda Karadeniz ve Akdeniz arasında alternatifsiz bir geçit olan İstanbul Boğazı'ndaki gemi trafiğini rahatlatmak adına Karadeniz ve Marmara Denizi arasında yapay bir su yolu açılması hedefleniyor. Eski Türkiye savaşlar, şehitler, gaziler, ölümler ve can harpleriyle anılırken sağlık ve yaşam kalitesi yeni Türkiye'nin en ayırt edici özelliği oldu. Toplam hastane ve doktor sayısı 2002'deki seviyenin çok üstüne ulaştı. Eski Türkiye'de toplam 0 megabayt olan internet kullanımı yeni Türkiye'de yıllık tam 3 milyon terabayta ulaştı. Yine eski Türkiye'de toplam 0 olan internet abone sayısı yeni Türkiye'de 13 milyon kişiyle rekora imza atıyor. Eski Türkiye'de şehit yakınlarına en temel insan haklarından ücretsiz ulaşım hakkı dahi verilmezken, yeni Türkiye'de şehit yakınları Başbakan Binali Yıldırım'ın talimatıyla metrodan tramvaya, troleybüsten metrobüse ve Marmara'ya kadar her alanda ücretsiz faydalanacaklar.
İsrail, Gazze'ye hava saldırısı düzenledi değerli izleyenler. İsrail ordu kaynakları tarafından yapılan açıklamada, Gazze şeridinde Hamas'ın askeri kanadı İzzettin el-Kassam Tugaylarına ait bir hedefin insansız hava aracıyla vurulduğu kaydedildi. İsrail ordusundan yapılan yazılı açıklamada, Gazze şeridinde Hamas'ın askeri kanadı İzzettin el-Kassam Tugaylarına ait bir hedefin insansız hava aracıyla vurulduğu belirtildi. Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Eşref Kudra, Gazze şeridinin orta kesiminde meydana gelen patlamada 6 Filistinlinin hayatını kaybettiğini, 3 kişinin de yaralandığını açıklamıştı. Hamas'ın askeri kanadı İzzettin el-Kassam Tugayları da 6 kişinin ölümüne neden olan patlamanın arkasında İsrail olduğunu iddia etmişti. İsrail ordusuysa Gazze'de meydana gelen ve 6 Filistinlinin ölümüne neden olan patlamayla bir ilgisinin olmadığını duyurmuştu. Evet değerli izleyenler, bu haberle Sabahın Demi programımızın ilk bölümünün sonuna geldik. Şimdi kısa bir ara vereceğiz, ardından gazetelerin ilk sayfa haberleriyle kaldığımız yerden devam edeceğiz. Evet değerli izleyenler, Sabahın Demi kaldığı yerden devam ediyor. İkinci bölümümüzde gazetelerin ilk sayfa haberlerini aktaracağız sizlere. Ama önce Bursa'daki hava ve yol durumuna bir göz atalım. Tekrar birlikte olacağız. Bursa'da hava sıcaklıkları. Bursa Merkez 15, Büyük Orhan 11, Gemlik 15, Gürsu 14, Harmancık 14, İnegöl 13, İznik 15 derece. Karacabey 16, Keres 11, Mustafa Kemal Paşa 17, Mudanya 14, Orhan Gazi 15, Yenişehir 14 derece. Bursa Büyükşehir Belediyesi yol durumunu sunar. Karayolları 14. Bölge Müdürlüğü'nce Bursa Çevre Otoyolu'nun 4 ila 9. kilometreleri arasında Yalova ayrımı, Yıldırım ayrımı, üst yapı iyileştirme çalışmaları sebebiyle Balıkesir istikameti trafiğe kapatılacak olup bu bölümde trafik akışı karşı şeritten gidiş geliş olarak sağlanacaktır. Karayolları 14. Bölge Müdürlüğü'nce Orhan Gazi İznik yolunun 1. kilometresindeki köprü yapım çalışmaları sebebiyle yolun 0 ila 1. kilometreler arasında trafik akışı servis yolundan sağlanmaktadır. Karayolları 14. Bölge Müdürlüğü'nce Bursa Gemlik ayrımı serbest bölge yolunun 0 ila 2. kilometreleri arasında yol genişletme ve üst yapı çalışmaları yapılmaktadır. Karayolları 14. Bölge Müdürlüğü'nce otoyol inşaat kapsamında Karacabey Kavşağı Alt Geçit Köprüsü çalışmaları yapılacak olup Karacabey Bandırma yolunun 28 ila 29. kilometreler arasında bölünmüş yolun her iki yönü de birer şerit kapatılacaktır. Karayolları 14. Bölge Müdürlüğü'nce Yenişehir-İnegöl yolunun 21-23. kilometreleri arasında Hamzabey Köprüsü Alanyurt'a devam eden yol yapım çalışmaları sebebiyle bu bölümde trafik akışı alternatif güzergahtan sağlanmaktadır. Karayolları 14. Bölge Müdürlüğü'nce Bursa-Yalova yolu Pınar Köprülü kavşak çalışması nedeniyle 3. Pınar Caddesi'nin Yalova yoluna çıkış kesimi araç trafiğine kapatılacak olup trafik akışı alternatif güzergahtan sağlanmaktadır. Devlet Demir Yolları'nın Bandırma-Bursa-Ayazma-Osmaneli hızlı tren projesi kapsamında Mudanya Yolu Caddesi üzerinde bulunan 1 numaralı viyadük çalışması nedeniyle trafik akışı servis yollarından sağlanmaktadır. Kent Meydanı terminal arasında sürdürülen T2 hafif raylı sistem hat çalışması nedeniyle İstanbul Yolu üzerinde şerit daraltma yapılmaktadır. Ayrıca Doktor Sadık Ahmet Caddesi'nin Genç Osman giriş ve çıkışı 1 Mayıs 2018-2 Mayıs 2018 tarihleri arasında trafiğe kapatılacaktır. Yol İşleri Şube Müdürlüğü'nce yapılan çalışma nedeniyle Kükürtlü Caddesi araç trafiğine kapatılacaktır. Yıldırım ilçesi Kurtoğlu ve Yeşil Mahallesi'nde Yeşil Caddesi Cephe Sağlıklaştırma Uygulama Yapım İş kapsamında şerit daraltma uygulanmaktadır.
Osman Gazi ilçesi Tahtakale Mahallesi Hacı Seyfettin Camii'nin restorasyon işi kapsamında Vezirli Caddesi trafiğe kapatılacaktır. Sürücülerimizin kent içi hız limitine uymaları ve kontrolü seyretmeleri, çalışma yapılan güzergahlarda dikkatli ve duyarlı olunması, trafik işaret ve işaretçilerine uymaları, bilgi levhalarıyla gösterilmiş alternatif güzergahları tercih etmeleri gerekmektedir. Bursa Büyükşehir Belediyesi yol durumunu sundu. Tünecik bilet sistemine dahil tüm araçlarda, akıllı bursa kartla binişlerde, 90 dakika içinde 3 aktarmaya kadar yapılan aktarmalarda tam için 1.25 TL, indirimli için 0.85 TL aktarma indirimi uygulanmaktadır. Akıllı bursa kartta Bursaray'da 1 ila 5 istasyona kadar binişlerde ücret iade validatörlerinden tam için 0.30 TL, indirimli için 0.20 TL, 6 ila 17 istasyona kadar binişlerde tam ve indirimli için 0.10 TL iade edilmektedir. Bursa Deniz Otobüsleri ve BBB bas sefer saatleri için detaylı bilgi www.burulaş.com.tr. BB Bas, Burulaş, Bursa Şehirler Arası Otobüs Terminali ile Sabiha Gökçen Havalimanı arasında otoyoldan ekspres otobüs seferlerimiz tüm hızıyla devam etmektedir. Detaylı bilgi için bas.burulas.com.tr ve Burulaş Çağrı Merkezi 0850 850 9916'yı arayabilirsiniz. Burulaş'ın CN Sky'la Bursa Deniz Otobüslerinden bileti satın alırken %10 mil para kazanabilir, kazanılan mil paralarla bilet alıp ayrıcalıklı yolculuğun keyfini yaşayabilirsiniz. Bursa Kart özelliğine de sahip olan CN Sky kartınıza bedel yükleyerek şehir içi toplu taşımada da kullanabilirsiniz. Evet değerli izleyenler, Sabah Andemi kaldığı yerden devam ediyor. Bursa'daki hava ve yol durumuna bir göz attık. Şimdi de gazetelerin ilk sayfa haberlerini aktaracağız sizlere. Ama önce Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ve Başbakan Binali Yıldırım'ın programlarına bir göz atalım. Bugün 7 Mayıs 2018 Pazartesi, haftanın ilk iş günü değerli izleyenler. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın bugünkü programı saat 12'de Uluslararası Zeytin Dağı Barış Ödülleri Töreni ve Kudüs'ün Son Yüzyılı belgeselinin galasıyla başlayacak. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Cemal Reşit Rey Konser Salonu'nda başlayacak Cumhurbaşkanımız Erdoğan'ın programı. Ve ardından saat 16'da Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vučić'i resmi karşılama töreni düzenlenecek Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde. Ardından 16.15'te Vučić'le baş başa görüşecek Erdoğan. 17'de ise Yüksek Düzeyli İşbirliği Konseyi oturumu var. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleşecek yine bu buluşma. Saat 18'de anlaşmaların imza töreni ve ortak basın toplantısı düzenlenecek. Saat 19'da ise resmi akşam yemeği yenecek Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde. Evet, Erdoğan'ın programı bu şekildeydi değerli izleyenler. Başbakan Binali Yıldırım'ın programına bakalım. Bugün tek programı var Binali Yıldırım'ın. Saat 11'de Türkiye Bankalar Birliği 61. Olağan Genel Kurulu Akbank Sabancı Center İstanbul'da yapılacak ve Binali Yıldırım orada olacak değerli izleyenler. Evet, liderlerimizin programlarını aktardık sizlere. Şimdi gazetelerin ilk sayfa haberleriyle devam edelim programımıza. Öncelikle Sabah Gazetesi ile başlayalım. Hatırlayacaksınız, dün itibariyle Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan seçim manifestosunu açıklamıştı. Ve Sabah Gazetesi'nin manşetine de göz attığımda yeni dönemde Türkiye küresel güç olacak
şeklinde bir başlık göze çarpıyor değerli izleyenler. Cumhurbaşkanı Erdoğan AK Parti İstanbul İl Kongresi'nde "Buradan milletimle ahitleşiyorum, ahdim olsun ki" diyerek tarihi 24 Haziran manifestosunu açıkladı değerli izleyenler. Haberin detaylarına geçiyorum. Önümüzdeki 24 Haziran seçimleri Türkiye için bir milat olacak diyor Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan. Türkiye yeni dönemde muasır medeniyet seviyesinin üstüne çıkacak. Vesayet düzeni ve bürokratik oligarşi tamamen son bulacak. İstikrar kalıcı hale gelecek. Türkiye küresel bir güç olacak ve dünya sahnesindeki yerini alacak. Türkiye güçlendikçe dünyanın 5'ten büyük olduğunu dosta düşmana göstereceğiz. Dış politikada Türkiye erdem, irade ve cesaretle şahlanıyor. Kimsenin efendiliğini kabul etmedik, kimseye de efendilik etmeyeceğiz diyor Erdoğan. Yeni yönetim sistemimiz yürütme ve yasamayı daha güçlü, yargıyı daha bağımsız hale getirecek. Tek bir vatandaşımızın bile adalet sisteminin dışında kalmaması için gayret göstereceğiz. Terör örgütlerine dünyayı dar etmeyi sürdüreceğiz. Irkçı, yabancı düşmanı, cinsiyetçi, bölücü olmayan tüm fikirlerin örgütlenmesi, yayılması devletimize emanettir. Dar gelirli vatandaşlarımızın geçimi kolaylaştırılacak, vergi yükleri azaltılacak. Bu tarihi dönemeçte yükü kadınlarımızla birlikte omuzlayacağız. Kadına karşı her türlü cahiliye adetini ayaklarımızın altına alacağız diyor Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan seçim manifestosunda. Bunları açıkladı değerli izleyenler ve Erdoğan'ın fotoğrafı da yer alıyor ilk sayfada ekranlarınızda şu anda. İstihdam artacak deniyor, faiz, enflasyon inecek, dev projeler hayata geçecek diyor. Buradaki fotoğrafın alt kısmında Cumhurbaşkanımız Erdoğan'ın vaatleri böyleydi dün itibariyle değerli izleyenler. 24 Haziran seçimleri öncesi manifesto, seçim manifestosunda Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan bu açıklamaları yaptı değerli izleyenler. Devam edelim Sabah gazetesinin ilk sayfasına. Burada Başbakan Binali Yıldırım'ın fotoğrafı var değerli izleyenler. Bu haberi paylaşalım. "Milletin kurduğu çatı Türkiye'nin geleceğidir" başlığı kullanılmış. Başbakan Yıldırım şöyle diyor. "Yeni sistemin parolası güçlü iktidar, güçlü meclistir. Muhalefet çatı kurdu, çöktü. Bizim çatımızı millet kurmuştur. Arkasında yeni kapı vardır. Bu çatının altına FETÖ'cüler, bölücüler, PKK giremez. Bu çatı Türkiye'nin geleceğidir" diyor Başbakan Binali Yıldırım değerli izleyenler. Devam ediyoruz. Cumhur İttifakı açık ara kazanacak başlığı yer almış. Cumhur İttifakı protokolünü birlikte YSK'ya teslim eden AK Partili Şentop ve Milliyetçi Hareket Partili Kalaycı aynı fikirde. "Bu iş ikinci tura kalmaz" diyor değerli izleyenler. AK Partili Mustafa Şentop şöyle diyor. "Muhalefet erken avlu attı. İkinci tura kalması yönünde bir iddia görmüyoruz. Cumhurbaşkanımız yüksek oyla seçilecek." Ve MHP'li Mustafa Kalaycı ise şöyle diyor. "Sayın Erdoğan'ın açık arayla Cumhurbaşkanlığı sisteminin ilk Cumhurbaşkanı olarak seçildiğini göreceğiz." Evet, bir diğer başlıksa "Dünya lideri Erdoğan gençlere ufuk açtı" şeklinde. Gençler sabahın seçim kürsüsüne konuştu. "Dünya lideri Erdoğan'a teşekkür ediyoruz. Açtığı ufukla gençler siyasi arenada hak ettiği yeri buldu" deniyor haberde. Ve köşe yazılarına da göz atalım. Mehmet Barlas yazıyor 24 Haziran'a doğru başlığıyla. "Erdoğan'ı ilk turda seçerek bundan sonra siyasete girecek gençlere cesaret veririz." Ve manifesto başlığıyla Yavuz Donat yazmış. "Erdoğan'ın haykırışı sadece ulusa değil, dünyaya sesleniş, bir inanç, iddia, büyük hedefe yürüyüş" diyor Yavuz Donat Sabah gazetesinde. Ve devam ediyoruz. Sürmanşetine geçelim. Üçe bölmüş Sabah gazetesi sürmanşetini değerli izleyenler. "Umudunu korudu" başlığıyla Fenerbahçe'nin galibiyetine yer verilmiş. Bu haberi aktarıyorum sizlere. Fenerbahçe, Fernando'nun son anlarda attığı golle Bursaspor'u mağlup etti ve şampiyonluk şansını son iki haftaya taşıdı diyor. Bursaspor'umuz 2-1 mağlup oldu İstanbul'da değerli izleyenler Fenerbahçe'ye karşı. Ve Galatasaray haberi var. "Cimbom zor virajı döndü" deniyor. Galatasaray Akhisar deplasmanında Rodriguez'in dublesiyle güldü.
Düşme tehlikesi bulunan ev sahibi ekip Soner'le Aslan'sa Gomis'le penaltı kaçırdı. Cimbom son 2 haftaya en az 4 puanla kapatırsa şampiyonluğunu ilan edecek demiş Sabah gazetesi ve spor bölümünde devam ediyor bu haberin ayrıntıları. Bu habere ilişik bir diğer spor haberini aktaralım. Vakıfbank voleybolda Avrupa'nın bir numarası deniyor. CEV Kadınlar Şampiyonlar Ligi dörtlü finalini şampiyon tamamlayan Vakıfbank, Avrupa'nın bir numaralı kupasını üst üste ikinci, toplamda dördüncü kez müzesine götürdü deniyor. Ve bu haberde spor bölümünde ayrıntıları devam ediyor değerli izleyenler. Evet, Sabah gazetesini aktardık. Şimdi bir diğer habere, bir diğer gazeteye geçelim. Hürriyet gazetesine geçelim. Hürriyet gazetesine baktığım zaman Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı 24 Haziran seçimleri öncesindeki manifestoya yer vermiş. 24 Haziran manifestosunu açıkladı şeklinde bir başlığı var değerli izleyenler. Haberin ayrıntılarına geçelim. Cumhurbaşkanı Erdoğan manifesto konuşmasında sık sık ahdim olsun ki diye başlayan cümleler kurdu. Adalet ve özgürlük vurgusu yaparak birimiz özgür değilse diğerleri de olamaz dedi. Haberin ayrıntıları şöyle. Herkes değerli. Devletin, mülkün, nizamın, sosyal barışın temeli adalettir. Bu zamana kadar yanımızda olmayan ya da karşımızda bulunanlara da diyorum ki milletimiz bir bütündür. Her vatandaşımızın iradesi değerlidir. Birimiz özgür olmadıkça diğerimiz de özgür olamaz. Birimiz kendini huzurlu hissetmedikçe diğerlerimiz de kendini huzurlu hissedemez. Bu haberin hemen yan tarafında ABD'den vazgeçmedik alt başlığıyla devam ediyor. Oylarınızı milli iradenize nasıl emanet bildiysek bireysel özgürlükler de emanetimizdir. Herkesin mal güvenliği ve ticaret yapma özgürlüğü devletin güvencesi altında olacak. Ahdim olsun ki faizler, enflasyon ve cari açık düşecek. Avrupa Birliği ile tam üyelikten asla vazgeçmedik. Biz tam bağımsız, tam demokratik ve müreffeh Türkiye istiyoruz diyor Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan değerli izleyenler. Mikroskopla aradılar başlığıyla çatıları çürük çıktı haberi var burada Başbakan Binali Yıldırım'ın. AK Parti İstanbul İl Kongresi'nde konuşan Başbakan Yıldırım, muhalefet günlerce mikroskopla aday aradı, çatı kurmaya çalıştılar. Çatı çürük olunca çöktü. Bizim çatı ise Türkiye'nin geleceğidir dedi Başbakan Binali Yıldırım. Değerli izleyenler, bu şekildeydi siyasi haberler. Devam ediyoruz. Fransızları fena kızdırdı başlığı var. Donald Trump'ın fotoğrafı yer almış bu haberde. Bakalım ayrıntılar nasıl? ABD Başkanı Trump silah lobisine destek verirken 2015'te Paris'te gerçekleşen silahlı terör eylemini hatırlattı. Tavrıyla Fransızları fena kızdırdı deniyor haberde. Ayrıntılar da şöyle. Paris'teki terör olayını örnek göstererek teröristlerin silahsız sivilleri vuruşunu eliyle silah hareketi yaparak bam bu tarafa geç bam diye anlatan Trump için Fransızlar alçakça ve soytarılık yorumları yaptı. Fransa Dışişleri de kurbanların anısına saygı bekliyoruz dedi değerli izleyenler. Donald Trump'tan skandal bir haber daha yer aldı bugün. Hürriyet gazetesinin ilk sayfasına bakmaya devam ediyoruz. CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce'nin de fotoğrafı yer almış. Muharrem İnce Gemlik'ten dürüst seçim çağrısında bulundu deniyor haberde. Rakibimin kolunu bağlamam başlığı var.